Merhaba. Merhaba. Tanıt kendini. Benim ismim Hasan. Evet. Ben 29 yaşındayım. Evet. Doğma bir Ankaralıyım ama aslen Çankırılı Gazlıyım. Evet. Ben 1,5 senedir dışarıda kalıyorum. Babaannemi kaybettiğimden beri dışarıda kalıyorum. Evet. Yani nasıl dışarıda kalıyorsunuz? Sokakta mı yaşıyorsunuz? Sokakta yaşıyorum, evet ben. Param olursa otelde kalıyorum ama param genelde olmuyor. Haftada bir kere falan anca oluyor. Allah çok şükür ama. Oluyor yani, haftada bir kere de olsa otelde kalabiliyorum. Sıcak bir battaniye, yorganın altında yatabiliyorum. Duşumu alıyorum, çorap çamaşır alıyorum. Yani bir kere de olsa haftada bu temizliğimi falan yapabiliyorum yani. Peki sokaklarda yaşıyorsun, selpak satıyorsun, evet. Çorba içebiliyorsun onunla. Evet, çorba içiyorum son para zamanlarda. Para biriktirebilirsen, selpak satabilirsen otelde kalabiliyorsun, yoksa evet. Kalamıyorsun. Yoksa kalamadığın zaman üzülüyor musun? Yani yalnızlıktan üzülüyorum. Hayat şartları biraz insanı üzer tabii ama şöyle bir gerçek var. Allah insanları sınar. Allah şu an beni sınıyor ve Allah bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Ben şu an genelde metronun dibinde yatıyorum. Kepenkler kapandığı zaman, gece bir de kapanıyor. Evet. Yere karton seriyorum. Havalandırma sıcak üflediği için orada yatıyorum ben. Ama Allah insanlar taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Benim de evim olacak, işim olacak, düzenli bir hayatım olacak. Ben buna çok inanıyorum. Allah benim yüzüme bakacak bir yerde. İnşallah ben de güzel bir hayat yaşayacağım. Peki şu andaki yaşantın, sokakta kalan birisi olarak yine de umut vaat ediyorsun, öyle mi? Tabii ki. Umut her zaman vardır insanların. Hayatı seviyor musun, yaşamayı seviyor musun? Yani hayatın zor yanları muhakkak ki vardır ama hayat yaşamaya değer. Seviyorum. Her şeye yani, rağmen de. Zor da olsa Allah bize bu hayatı vermiş yani. Biz bu hayatı bir şekilde yaşayacağız. İnsanlar, herkesin bir sıkıntısı vardır. Kimse dörtlük bir hayat yoktur kimsede yani. Herkesin bir sıkıntısı, zorluğu vardır. Peki mesleğin nedir senin? Ben normalde garsonluk yapıyorum. Makine bölümünde okudum. Evet. Lise makine bölümünde okudum yani. Tam onu da bitiremedim. Kayıtlarım oldu benim o dönem. Şu an sayfak satıyorum. Hiç kullanıyorum. İnsanlar biraz ön yargılar. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok. Ama sokakta yaşadığımı söylediğim zaman bir tane eleman aldık. Alacağız. Başka biriyle görüşecek gibisinden şeylerle karşılaşıyorum. Açıkçası bu beni biraz yıldırıyor. Hani hayal kırıklığına üzülüyorum bu konuyla alakalı ama ben iş kura falan sürekli gidip geliyorum. Ben bir iş bulacağım. Düzenli bir hayatım olacak benim de. Anladım. Kaç yaşındasın? 29 yaşındayım. Başta söylediğim gibi. Ama hayata her şeye rağmen yine de mutlu olacağını ve bu zamanın geçeceğini biliyorsun. Çünkü insanlar evlerinde yaşarken bir sürü kafalarına sıkıntılar takıyorlar, problemler, geçmişe takılıyorlar, bir sürü sorun yaşıyorlar evlerinde sıcak yuvalarındayken. Onlara ne dersin? Bunlara benim de evim varken bunları ben de yapıyordum. Ama beterin beterini gördüğüm zaman